Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gürcistan'daki iPhone 16 fiyatlarını ilk ve tek ben aktardım. Yine diğer tanıtılan Apple ürünlerine, bu yeni tanıtılan Apple ürünlerinin fiyatlarını da yine ben aktaracağım arkadaşlar. Apple Watch 10, AirPods 4 ve AirPods Max'in fiyatlarını bu videoda tek tek hesapladım. Size anlatacağım arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Belki ilk kez kanalıma giriyorsunuz, keşfediyorsunuz. Lütfen bu videoyu beğenin. Emek için kanalıma abone olun. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi iPhone 16 tanıtılırken aynı zamanda Apple Watch 10 tanıtıldı. Bunun yanında AirPods 4 ve Max'in tanıtılması ertelenmişti ama onların da şimdi 27 Eylül'de satışa çıktığı belli oldu. Yine aynı şekilde Gürcistan'da bunlar da 27 Eylül'de satışa sunulacak. Bu arada halen iPhone 16'lar satışa sunulmadı Gürcistan'da, yani satışa çıkmadı. 27 Eylül'den itibaren iPhone 16'lar stoklarda olacakmış. Bunu sordum, bunu hatırlatayım size. Evet, gelin şöyle bir internet sitesindeki fiyatlara göz atalım. Bu arada ben hangi siteden baktım? iSpace mağazasının internet sitesinden baktım. Bu iSpace mağazası Gürcistan'da yine bayağı mağazaları olan bir mağaza. iSpace Electronic Market. Bu fiyatlar geçerli. Burada yazan fiyatlar geçerli oluyor genelde. Zoomer'daki fiyatlar, Zoomer mağazasındaki fiyatlar belki biraz daha ucuzdur bundan çok azıcık. Hem onda daha fiyatlar belli olmamış. iPhone fiyatları da belli olmamış. O yüzden bu mağazanın fiyatları üzerinden gideceğim arkadaşlar. Gelin şöyle bir bakalım. Şöyle bakın. Burada yeni olanlar New diye belirtmiş zaten. Şöyle Apple Watch 10. Burada yine bir modeli AirPods 4. Bu da yine AirPods 4'ün diğer modeli, iki modelle satışa sunulmuş. Bu da AirPods Max arkadaşlar. Ben bunları Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırdım ve Türkiye'den ne kadar ucuza geldiğini de şimdi size aktaracağım arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim fiyatlara. Apple Watch 10 arkadaşlar 46 milim şu tanıtılmıştı. Bakın yeni 10 serisi 46 milim olan arkadaşlar. Bu arada alüminyum modeli, titanyum değil. Titanyum daha çok pahalı ama onun fiyatları Gürcistan sitesinde yok. O yüzden onları aktarmayacağım. Bu alüminyum modeli 1499 lari. Şöyle fiyatını göstereyim. Şu anda tabii stokta yok gözüküyor ama 27 Eylül'den itibaren olacak. 1499 lari vergi iadesiyle %179 lari vergi iadesi alıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadara geliyor size? 1319 lari. Direkt böyle hesaplarsak 16.520 lira civarına geliyor. Tabii her zaman söylüyorum, kredi kartıyla alırsanız biraz daha kur farkı oluyor. Biraz daha işte 16.750 veya 17.000 lira çekebilir. Evet, Türkiye fiyatı arkadaşlar 46 milim'inki 19.600 lira. Aradaki fark ne kadar? 3.000 lira arkadaşlar. 3.000 lira şu anda burada yazan fiyatlara göre 3.000 lira Gürcistan'da daha uygun bu Apple Watch 10'un 46 milim. Geçelim 42 milime. Apple Watch 10 42 milim 1349 lira arkadaşlar. %12 de vergi iadesi aldığımız zaman 162 lari vergi iadesi alıyoruz. Yani 1187 liraya geliyor. Yani Türk lirası olarak 14.867 lira civarına geliyor. Bunlar yaklaşık rakamlar. %12 yaklaşık vergi iadesi var. Yani %11,5 civarında ben 12 olarak aldım direkt. 14.867 lira. Türkiye'deki fiyatı 18.300 lira arkadaşlar. Hemen şuradan açayım. 18.300 lira. Peki aradaki fark ne kadar? 3.433 lira. 3.400 lira yaklaşık olarak fark var. Apple Watch 10 42 milim versiyonu. Evet, geçelim AirPods 4'e arkadaşlar. Bu AirPods 4 de yeni tanıtıldı. Daha doğrusu tanıtılmadı ama yeni bir ürün yani. Bu yıl çıkacak. Şöyle hemen fiyatlarını söyleyeyim. Şurada siteden bakalım önce. Şimdi bu iki versiyonla satışa sunuldu. Biri normal versiyon, diğeri aktif gürültü engelleme özellikli. Ondan da bahsedeceğim. AirPods 4. nesil arkadaşlar 429 lari. %12 tax free vergi iadesi alıyoruz. Yani 52 lari vergi iadesi alıyoruz. 377 lariye geliyor. Bu ne kadar yapıyor şu anda? 4722 lira arkadaşlar. AirPods 4'ü Gürcistan'dan yaklaşık bu fiyata alabilirsiniz. Peki Türkiye'de ne kadardı? Hemen siteye girip bakalım Apple Store'a. Evet, bakın 6880 lira başlangıç fiyatı bu ilk versiyonu. Aktif gürültü engelleme özelliksiz olanı bu. 6888 lira. Peki aradaki fark ne kadar? 2158 lira. 2100 lira diyelim. 2100 lira Gürcistan'da daha uyguna geliyor AirPods 4. Peki geçelim AirPods 4. nesil aktif gürültü engelleme özellikli arkadaşlar. Bunun arasındaki farkı hiç bilmiyorum. Yani bunlar yeni tanıtıldığı için normalde sanıyorum AirPods'ta bende de var şurada. Normalde bunda da gürültü engelleme özelliği var ama bu aktif gürültü engelleme özelliğini tam anlamadım. Neyse, bu arasında bayağı fark var yani ikisinin. Bu 699 lari, şöyle açayım hemen. Şurada 699 lari arkadaşlar. Ne kadara geliyor vergi iadesiyle bize? 615 lariye geliyor arkadaşlar bu.
Peki Türk lirası olarak ne kadar? 7703 lira. 7700 lira. Türkiye'deki fiyatı ne kadar? 9250 lira arkadaşlar. Apple Store fiyatı. Evet. Peki aradaki fark ne kadar? Gürcistan, Türkiye 1547 lira arkadaşlar. 1500 lira. Gürcistan'da yine daha ucuza geliyor bu AirPods. 4. nesil aktif gürültü engelleme özellikle. Bilmiyorum değer mi? Yani bunun için hiç gitmeye değmez. Gitmişken belki alınır. Hani oradan belki alınır ama diğerinde 2000 lira fark var. O daha mantıklı. Geçelim AirPods Max'e arkadaşlar. Bu arada ben aldım AirPods Max'i diyormuşum. Ama çok benzemiyor mu gerçekten? Bakın. Şu sitedekine. Bir şuna bakın. Bakın. Bir şuna. Bir şuna bakın. Bir de şu sitedekine bakın. Yani modeli çok benzemiyor. Aynı onun gibi yapmışlar. Bu bilmiyorum. Bu hiç alakası yok onunla. Tamamen başka bir marka. Neyse AirPods Max'in fiyatı arkadaşlar 1989 lira Gürcistan'da. Hemen şöyle açayım fiyatında. Yani şöyle iki tane fiyat var. Ben anlamadım. Bazı renkleri 1989 lira yazmışlar ama bu modellerde yeni yazmıyor. Yeni model yani bu yıl çıkanlara yeni yazıyor bazılarında. Bunlar da yazmıyor. Bunlar 1989 lirayı. İki tane fiyat var. Ben ikisini de söyleyeceğim. Arasında 1000 lira oynuyor. 1989 lirayı bazı renkleri. Ya benim anladığıma göre Türkiye'de öyle bir ayrım yok Apple Store'da ama bunda iki tane ayrı fiyat var. Gürcistan'da ben anlamadım ama renkler farklı diye düşünüyorum. Biraz baktım. Neyse 1989 lirayı olan vergi iadesiyle bize 21.919 liraya geliyor. Peki Türkiye'de ne kadar? 27.000 lira arkadaşlar AirPods Max şu. Yani burada herhangi bir rengini seçince 27.000 lira çıkıyor. Peki aradaki fark ne kadar? 5.081 lira arkadaşlar. Yani 5.000 lira AirPods Max Türkiye'den daha ucuza geliyor Gürcistan'da. Dediğim gibi bazı renkleri 2079 lirayı biraz daha pahalı. Yani bize ne kadara geliyor? 22.900 liraya geliyor. Türkiye fiyatı 27.000 lira demiştik. Aradaki fark bunda da 4.091, 4.000 lira arkadaşlar. Biri 5.000 lira fark var, birinde 4.000 lira fark var. Ama Türkiye fiyatları 27.000 lira. İkisinin de aynı. Farkını çözemedim. Zaten netleşince yani birkaç gün daha geçince 27 Eylül geçince orada fiyatlar daha çok daha netleşir. Ama bunlar aşağı yukarı %90 ihtimalle satışa sunulacak fiyatlardır arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar bir değerlendirme yapayım. Yani hangisi için Gürcistan'a gidilir? Sırf hiçbiri için bana sorarsanız yani samimi görüşüm hiçbiri için özellikle gidip alınmaz. Ama şöyle eğer çünkü bu kadar fark için gidilmez yani 5000 lira fark için gidilmez gitmeye değmez. Çünkü zaten 5000 lira masrafınız olacaktır ama diyelim ki gittiniz bir iPhone 16 içinde Pro ve Pro Max modellerinin böyle 512 GB yüksek kapasiteli olanlarını alırsanız gidilir yani Gürcistan'a. Çünkü onlarda 15.000 lira civarında fark var. Bir önceki videomu izlerseniz orada iPhone 16 fiyatlarını aktarmıştım. Gürcistan'daki Pro ve Pro Max modelleri için gittiniz diyelim 512 ve 1 TB. Çünkü onun için mantıklı. Orada bu 5.000 diyelim ki AirPods Max alınır yani. Bence bayağı fark var. Yani oraya gitmişken, iPhone almışken bunu da alabilirsiniz. Eğer öyle bir niyetiniz varsa. Diğer bakayım. Yani AirPods 4, 4'ün 4. nesil alınabilir. 2000 lira fark var. Ve bu Apple Watch'larda da yine 3000 lira civarında. Hadi kredi kartıyla aldınız işte 2750 civarında fark olur. Şunun için konuşuyorum. 2750-2600 lira fark olur. Yani alınır eğer alma niyetiniz varsa zaten Türkiye'den alacaksınız. Gidip oradan ucuza almış olabilirsiniz. Ucuza almış olursunuz ama sırf dediğim gibi bu ürünler için gitmeye değmez çünkü zaten uçak bileti alacaksınız. İşte gidiş dönüş nereden baksan 3000 lira. Sonra orada yeme içmeniz var. Sonra işte yurt dışı çıkış harcı var. O da ayrı bir mesele zaten 500 lira oldu. Bu yüzden dediğim gibi gidip iPhone alacaksanız veya başka bir ürün alacaksanız PlayStation halen ucuz Gürcistan'da onlar için değer ama sırf bunlar için gidilmez. Yine başka sorularınız olursa arkadaşlar videonun altından yorum olarak bana iletebilirsiniz. Gürcistan'daki iPhone 16 fiyatları videoma da göz atmayı unutmayın. Orada fiyatlarını tek tek hesapladım. Vergi iadeli ne kadara geliyor? Vergi iadesi ne kadara geliyor? İşte e-mail kaydedersen ne kadara geliyor? Tek tek anlattım. Onun haricinde Instagram hesabımı da takip edin arkadaşlar. Tarhan Medya. Oradan da sürekli paylaşım yapıyorum. Bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.